Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Kalp rahatsızlığında özellikle genç yaşa inmesi, kalp rahatsızlığında daha çok Türkiye ve dünya genelinde ölüm sebeplerinde başında olması doğal olarak her aileyi endişelendiriyor. Peki nasıl korunacağız diye sorarsak neler söyleyeceksiniz? Hakikaten şu anda dünyada ve Türkiye'de koroner kalp hastalığı dediğimiz kalbin damarlarının tıkanması hala çok sık. Bu konuda çok ciddi araştırmalar, çok ciddi tedavi biçimleri var. Fakat hala tam ne olduğunu daha hala çözülmüş değil. Yani çoğunluğu nasıl olduğunu biliyoruz ama daha hala ana sebepleri ne olduğu daha tam belli değil. Ve ölüm sebeplerinde hala hakikaten en önemli sebeplerde bir tanesi dünyada ve Türkiye'de. Bu damar koroner arter damar tıkanıklığı dediğimiz halk arasında damar sertliği diyoruz. Evet. Tıbbi adı ateroskleroz diyoruz. Bu çocukluktan itibaren bu kalp atar damarların, yani aslında sadece bu kalbi tutmuyor, diğer bütün vücuttaki atar damarları da ilgilendiren bu durum. Böbrek damarları, beyne giden damarlar, bacaklara giden damarlar, bağırsaklara giden damarlar, göze giden damarlar. Bu bir bütün aslında, bu damar sertliği. Biz kalple ilgili kısmını şu anda konuşacağız. Bu damar tıkanıklığı, dediğim gibi çocukluktan itibaren yavaş yavaş bu damarların, atar damarların iç tabakalarından itibaren kolesterol birikmesi değil sadece tabii ama kolesterol birikmesinden başlayan ve başka süreçlerle iyicene komplike hale gelen bu damarların tıkanması kalp krizlerine sebep oluyor. Ve buna bağlı olarak da çok ciddi sağlık problemleri ortaya çıkıyor. Günümüzde tedavi yöntemleri şu anda stent takma ve bypasslarla sadece şu anda tedavi yöntemleri var. İlaç tedavileri var. Ama önlemeye yönelik hala çok daha ciddi sonuçlar elde etmiş değiliz. Evet. Peki, özellikle genetik faktörler maalesef hala çok önemli. En önemli faktör şu anda genetik faktörler. Yani bir ailede genetik olarak damar tıkanıklığı, bu ateroskleroz damar sertliği var ise ne yaparsanız yapın bundan kaçmanız zor olabilir. Belki geciktirebilirsiniz ama bir şekilde yakalanabilirsiniz. Tam aksi bir durum da söz konusu. Eğer ailede hiç damar tıkanıklığı yok, genetik yatkınlık yok ise ne yerseniz, hani yağlayınca damar tıkanıyor diyorlar ya, o kadar basit değil yani. Sırf yağlı yemek yiyerek, işte onu yaparak, bunu yaparak damarlar hiçbir şekilde de tıkanmayabilir. Yani genetik faktörler son derece önemli. Ama özellikle sigara içimi ve şeker hastalığı, obezite, tansiyon yüksekliği bu genetik faktörlerin de önüne geçebiliyor bazen. Ailede hani hiçbir problem yok ama sen çok sigara içtin, işte kilo aldın, spor yapmadın, şeker hastalığına yakalandın. Buna rağmen olsa bile, bu şekilde genetik faktörler olmasa bile yine hastalanabilirsiniz. Onun için bizim en azından yapmamız gereken, bu genetik faktörlerin dışında yapabileceğimiz, bu hastalığı önleyebileceğimiz şeyler var. Yani bu çok artık günümüzde çok popüler, çok konuşuluyor. İşte neler biliyorsunuz? Şeker hastalığına yakalanmamak için, yani çok önemli şeker hastalığı, özellikle belli bir yaştan sonra. Şeker hastalığı çünkü bu damar sertliğinin en önemli sebeplerden bir tanesi. Çünkü evet. Ve çok hızlandıran bir sebep. İşte ne diyoruz? Spor yapacağız düzenli diyoruz. Kilo almayacağız diyoruz. Zayıf olacağız diyoruz. O işte bel çevresinin işte belirli ölçüleri var. Onları geçmeyeceğiz diyoruz. Sigara son derece önemli. Sigaranın hiçbir genetik faktörle ilgisi olmasa bile direkt damarlara bu damar tıkayıcı özelliği var. Kalp krizine artırıcı etkileri var. Bunu sigaradan uzak duracağız. Tütün her türlüsünden uzak duracağız. Yani eğer kolesterolümüzü düzenli ölçeceğiz,
Yani kolesterolümüz baktık ki çok yüksek çıkıyor. İşte iyi kolesterol, kötü kolesterol oranları çok ters ise, iyi kolesterolümüz düşük, kötü kolesterolümüz çok yüksek ise, o zaman muhakkak diyete dikkat edeceğiz. Gerekirse ilaç kullanacağız. Yani bizim de yapabileceğimiz çok şey var aslında. Bu hastalığı önlemeye yönelik. Onun için yani iyi takip etmek lazım. İnsanın evet. insanlar kendilerini buna yönelik çok çaba harcamalar lazım. Özellikle işte spor yapma konusunda hala çok ciddi sıkıntılar var Türkiye'de. Yaygın yapılmıyor. Belirli bir yaştan sonra tamamen bırakılıyor. Yani spordan kastımız aslında gidip de hani çok ciddi ağır sporlardan bahsetmiyoruz. Çok düzenli yürüyüşler bile yani yarım saat, 45 dakika, 1 saat düzenli böyle tempolu yürüyüş bile yapsak o bile haftanın en azından 3-4 günü yapsak. Evet. Yani o bile son derece önemli. Kilo almasak. Çünkü yani spor ve kilo yapmadığın zaman özellikle ailesel de yatkınlık varsa şeker hastalığı kaçınılmaz. Yani şekerde çıktıktan sonra tabii şekerde çıktıktan sonra iş çok daha hızlı ilerliyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.